güzelmiş yani. Evet. 3-2-1 diyerek girdim olaya. Geçtiğimiz günlerde ben Misiköy'de Edebiyat Müzesi'ne gittim. Sevgili Güney Özkılıç'la birlikte bana Bursa'da yetişmiş yazarları ve şairleri gösterdi. Epey bir zengin nüfusumuz var. Ben Caner Borçbakan'ın şiir kitabı yazdığını gördüğüm zaman dedim Bursa Edebiyatı'na, Bursa'dan çıkan edebiyatçılara bir katkı daha mı geliyor acaba, bir isim daha mı geliyor dedim. Caner Borçbakan, hani elimde büyüdü desem, doğru. Biraz fazla büyüdü gerçi, epey uzun. 94 doğumlu gencecik bir arkadaşımız güzel bir şiir kitabı çıkarmış. BKM'de imza günü var bugün. Ben biraz erken geldim, Caner'e sormak istedim. Caner'cim, ne zamandır birikiyor bu şiirler? Ben senin hiç şair yanın olduğunu bilmiyorum. Büyük babanın Cihan Borçbakan'ın yazılarıyla gazetecilik ilgisi olduğunu biliyorum ama sende bu şair, yazar, edebiyatçı damar olduğunu bilmiyordum doğrusu. Görünce de çok şaşırdım ve çok kıvandım. Hadi şimdi sen anlat bakalım, ne zaman başladı bu iş? Şöyle başlayabilirim. Edebiyatın ben de içinde olduğunu açıkçası yakın zamana kadar diyebilirim. Farkında değildim pek. Fakat çocukluğumla beraber içinde gelen, büyüdüğüm, diğer hislerimi dışarı dökme yolu olarak yazını özellikle ne kadar faydalı, ne kadar yardımcı olabileceği bir yol olduğunu fark ettim. Bu yaklaşık 2-2,5 senedir diyebilirim. Daha beni tatmin edici bir şekilde birikmeye başladı. Hep var mıydı? Küçük kağıtlar halinde mi, defterlerde mi, nerelerde? Defter halinde 2,5 senedir daha düzenli bir şekilde ilerlemekte. Bundan öncesinde çok daha amatör yollarla, 5-6 sene kadar öncesinde anneme veya o zamanki kız arkadaşlarıma yazdığım daha ufak notlar elbette bulunurdu. Her gencin elbette geçeceği bir yol gibi. Eskişehir'de mi daha çok? Evet. Eskişehir'de yani yazım olayını ben neredeysem orada ilerledi. Hiçbir zaman daha oturup yazayım gibi bir niyetim olmadı. O zaten gelir sana, yazdırır seni. Tarihlerine baktım, şiirlerin mesela, ben şu her şiirine acaba tarih yazar mısın diye düşündüm. Günlük var. Günlük var gibi. Nerede? Eskişehir'de ne yazıldı, Bursa'da ne yazıldı, İstanbul'da mı, insana dökmek bakımında. Pek önem görmedim. Zaten kitabın isminde de Duran Zaman ismini taşıdığı için. Doğru diyorsun aslında. Biraz daha zamansız ve yersiz bir şekilde sunmakta. O öze doğru olan yakarışı. İsim de çok hoş. Ve büyük harf kullanmadığını gördüm. O biraz burukluğum diyebilirim o dönemdeki daha çok. Biraz daha kendimi geride tutmak istemem. Çok keyifli olmuş. Kaç şiir var içinde? 51 adet, 50 idi. Bir adet de son anda bir hevesle ekledim. 51 adet oldu işte şu an. Bursa'da basıldı. Bursa'da, ben de Seyircilik tarafından Şu anda da Bursa Kitap Merkezi'ndeyiz. BKM, doğru söylüyorum değil mi? Bugün 14'te bir imza günüm var. Evet. Herkesi bekliyoruz diyelim o zaman. Evet, tamam mı? Teşekkür ediyorum kısacık bir söyleşi için. Seni gördüğüme, seni böyle gördüğüme çok memnun oldum. Çok gurur duydum. Çok sevgilerimi sunuyorum tekrar sana. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Kameramanımız çok